Hocam 25. haftasında Malatya'ya gideceksiniz. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Maçlar yüklerine sormak istersiniz. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor abi. Arkadaşlarımın gelişimi, biz sahada istediğimizi yapma çabaları gayet iyi. Uzun bir yolculuk Malatya deplasmanı. Bir gün önceden gideceğiz inşallah. Orada kalıp kampımızı yapıp maçı en iyi şekilde oynayıp döneceğiz. Orada ben gene sahada arkadaşlarımdan, futbolcu kardeşlerimden ellerinden gelenin en iyisini yapmasını isteyeceğim. Üzerimizde ufak bir şanssızlık var. Çok bireysel hatadan gol yiyoruz. Onları da artık bir kenara atıp, onları da artık yapmayıp arkadaşlarımın emeğinin, bu sahada çalışmalarının verdiği karşılığını artık bir an önce almalarını istiyorum. Ama dediğim gibi gayet iyi gidiyor. Biz ligde takımın yarısından fazlası bir yaş küçük. Geçen işte bir araştırma yaptık bu ligde. Biz hiç yok oynatan. Hiç yok. Varsa birkaç, bir iki tane var takımlarda. Biz gayet bir yaş küçük olmamıza rağmen hem 2008'de hem 2007'li kardeşlerimin emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok memnunum. Dediğim gibi gayet iyi gidiyor. Bizim buradaki amacımız gene söylüyorum, A takıma en yakın zamanda futbolcu hazırlamak. Geçen hafta gene bir arkadaşımızı, kardeşimizi verdik A takıma. O yüzden gene gururluyuz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Ekip arkadaşlarımla beraber gayet iyi uyum içindeyiz. Dediğim gibi burada skor, sonuç çok da önemli değil. Arkadaşlarımın verdiği çaba, o sahada gösterdikleri mücadele, yaptığı hatayı telafi etme mücadelesi bizim için her şeyden önemli. Bunları da yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. O yüzden her şey güzel gidiyor abi, bir sıkıntı yok. Dediğim gibi Malatya deplasmanına da gidip oradan en iyi mücadeleyle, en iyi oyunla döneceğiz inşallah. Hocam şu anda Denizspor'da transfer yasağı var. Bu nedenle Denizspor A takımının büyük bir bölümü Denizspor geçen seneki 19 takımından oluşuyor. Bu altyapının önemini ortaya koyuyor değil mi? Ne söylemek istersiniz? Aynen öyle abi. Bence bu Denizspor altyapısının başarısı. Dediğin gibi geçen sene U19 takımının neredeyse birçoğu şu an ilk 11 oynuyor. İşte Muhammed Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, bunların dışındaki herkes U19 takımından çıkma. Dediğim gibi bu da altyapının başarısını gösteriyor. 15 yaşında iki tane arkadaşım var orada gene. Bu da bir bence büyük bir başarı. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada önemli olan şampiyon olmak, şu olmak, skor illa bence bu değil. Amaç burada A takıma en yakın zamanda orada oynayabilecek çocukları hazırlamak. Bu büyük bir başarı. Burada da altyapıya önem veren başta Ahmet Yıldırım başkanım olmak üzere emeğe geçen herkese gerçekten çok teşekkürler. Bize gerçekten sıkıntılar var mı? Var. Ama bize en iyi hem psikolojik olarak hem madden dediğim sahadır, malzemedir, şudur budur onları söylüyorum. Yani o anlamda çok büyük katkıları var. Bizim rahat etmemiz için her şeyi yapıyor. Emeği burada asla yadsınamaz. Ama tabii burada en başta Mehmet Uz başkanın da emekleri, çabaları, altyapıya verdiği önemi her zaman söylüyorum, bahsediyorum. Burada onların emeği, onların burayı gözetmesi, kontrol altında olması bence gayet güzel, her şeyden önemli. Orada da oynayan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi görünce mutlu oluyoruz. Dediğim gibi geçen hafta da Yaşar arkadaşımızı bizim takımdan gene verdik A takıma. Ya bu çok güzel bir şey. Gurur verici dediğim gibi. O yüzden biz çalışmalara devam ediyoruz. Arkamızda inşallah köstek olmasınlar ama destekleri de gördüğümüz sürece bu başarı, altyapının başarısı devam edecektir abi. Evet hocam, bu arada geçen hafta gol atan Oktay Kısaoğlu, Deniz Kodal geçen sene 19'da oynuyordu. Evet 19'da oynuyordu. Çok güzel bir şey değil mi? Buradan oraya emek yetiştirilmiş, altyapı çalışmış yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Oradaki arkadaşlarımız 19'da üstüne düşülmese, geçen sene maç yapmasa, işte dediğim gibi bazı sıkıntılar olmasına rağmen güzel imkanlar sağlanmasa bu arkadaşlar orada bu kadar başarılı olamayacaklar. Ama onların başarısı dediğim gibi altyapının başarısı, altyapıdaki hocalarımızın, abilerimizin başarısı. O yüzden şu an için transfer yasağı olmasına rağmen her şey güzel gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Bir an önce altyapıdan daha birçok oyuncuyu oraya veririz inşallah.